Merhaba arkadaşlar, ben Deniz Deniz ve Engarden'in ikinci bölümüyle sizlerle birlikteyim. Hatırlarsınız ki ilk bölümde oyunun tutorialını bitirmiştik. Hemen şöyle ilerleyelim. Buradan geçiş yoktu, soldan ilerleyecektik. Buralara birazcık bakınmıştık ufaktan. Ekstra da yan bir yola girmiştik. Biraz açık dünya vibe'ı vermişti ama yani çok da doğrusal ilerlemeye müsait bir oyun gibi duruyor. Önün solda sağda falan böyle gizlenmiş lootable bir şey koyacaklarını düşünmüyorum açıkçası. Aşağıda Windows menüsü gözüküyorsa onu şöyle kapamış oldum çünkü benim ekranımda gözüküyordu. Evet, savaş arenası. Bir grup savaşı durumunda düşmanlarınızdan daha zeki olmasınız. Avantajı elde etmek için hareket halinde kalın, çevrenizde deneyler yapın. Tamam. Şimdi şu HP'ye de tekme atabiliyorduk değil mi? Of of, şunu alalım bir. CTRL'i kaçınıyorduk. Şunu öldürelim hemen. Vur abisi. O zaman vurma. Şunu öldür, şunu da öldür. İkisini de kaç, bunu da sıyır. Vur bakayım. Aferin, aferin. Öl şimdi. Counter atak ve arkasından iki vuruşla öldürelim. Takviye kuvvetleri geliyor. Tamam. Tut! Of! Aa, göremiyor. Göremeyen adamı harcamak daha kolay olur. Hemen dedik, bunu aradan çıkardık mı? Hangini saldıracak? Aa! Counterlayamadım, vay be. Onunla tabi diğeriyle fightlatmadığım için diğeri rahat boks attı. Şunu bence vuralım. Aa, bayılmadı. Tamam. Şunu hemen keselim. Ben buradan tekmeyle bir iş çıkarabilirim gibi geliyor. Şunu aynen kesip bu bayılmış olana da güzel bir counter'la böyle düşürdük mü? Aha, da savunmamızı da yaptık. Üstüne zırhını da aldık, tamam. Bölgeden çıkın diyor. Aa, şimdi koşabiliyorduk. Ben oyunu bayağı unutmuşum bu arada. My bad, hatırladım şimdi. Şunları falan da kafalarına atabiliyormuşuz ve bayağı işimize yarıyormuş. Çevreyi kullanmak gerçekten çok önemli. Buradan gitme, daha misafirperver villalara gitmemeliyim. Aa, bu arada arkadaşlar, ben oyun neden Türkçe oldu diye düşünüyordum. Oyunu Türkçe yama yaptım internetten bulup. Unutmazsam açıklamalar kısmına belki paylaşamam herhalde ya. Ama internetten, Google'dan aratarak şey yapabilirsiniz. Sevgili günlük, bugün bilmem ne bilmem ne. Oyunun bir tık hikayesinden kopuk kaldık ama yapacak bir şey yok. Buradan çıkabileceğiz herhalde pencereden. Tamamdır. İçeri mi gireceğim? Yo. Ha, dışarıya şuralardan sekerek, tırmanarak çıkacağım. Oo, selamlar beyler. Ne habersiniz? Sen bayıldın gibi sanki ustam be. Bir de şövalye olacak. Ay, şuna da bir counter atsam çok tatlı olurdu. Şöyle farklı bir counter şekline geneldik. Ben elimde bununla koşacağım. El bilate korkusuz eskrimci, bizden bahsediyorlar değil mi? Bahsetmiyorlarsa da sokaklarda düello yapmak, kontlükün adamlarına saldırmak suç. Aynen kanka, aynen, bence de öyle. Ama çok boş yapıyorsun ya. Şuradan gidebiliyor muyuz? Gidebiliyoruz. Elimde valla sepetle dolanıyorum. Düşmanları yenerek ve etkileyici eylemler gerçekleştirip panache metrenizi doldurun. Ardından özel becerileri tetiklemek için gösterisinizi kullanırım. Tamam. Tut. Bunu harcadım burada. Bu arada duvara vurma sesi gibi bir ses geliyorsa maalesef kedimden geliyor olabilir. Kapıyı vuruyor olabilir kendisi şu anda. Tamam, bunu harcamış bulunduk. Şöyle buradan kapıyı açtık, dışarıya mı çıktık? Yok. Düşmanları yen. Zınk. Oha. Bunu hemen paket edelim. Savunmamızı da yaptık. Yok ettik. Oo, oo. Sakin sakin. Tut. Şunu indir. Aa, ben bunu zaten indirmiştim. Tut. Savunması kırıldı. O zaman direkt atak yapalım. Zaten dirençsiz olan düşmanı kolayca yenebiliriz. Tamam. Şimdi. Of of.
Abi salın beni de. Oo, sakin. Şuraya sizi ben gönderemiyor muyum diyecektim. Gönderebiliyorum tabii ki. Şöyle kaçarak bir tane vurdum. Şu arkadaki amacım aslında canını almak. Aldım. Şunu kanıtlayamadım. Nice. İn. Tamam, şunu daha arada harcayalım. Çen geldiğinde bana mı vuracaksın Çen? Çen bana mı vuracaksın Çen? Tıcık. Yat aşağı oğlum. Hadi görüşürüz. Aa, buradan şop falan da yapabiliyoruz. Senin tarafından yenilmek bir onurdu. Tabi lan. Torrağıma bak sen. Neyse, çıkalım dışarı. Bayağı bu arada oynanış zevkli. Sizinle ne kadar zevkli geliyor bilmiyorum ama ben inanılmaz zevk alıyorum oynarken. Şuradan direkt dümdüz geçeceğim değil mi? Abi sen boss gibi duruyorsun Elvigilante. O işte buradasın, diğer taraftan çıkacağını düşündüm ve senin için bazı süslemeler ve her şeyi koydum ama gerçekten sorun değil. Ve şimdi son duruşma zamanının sonunda yiğitlik çağrı Elvigilante ve onun çelikten dizeleriyle yüzleşme yazılarının bilme karşı... Tamam. İsteyen okusun ya, ben vallahi okumayı çok sevmiyorum. Size ikinin... Kelal'le İngilizce laf oyunları var. Translate çeviri yaptıysa da çeviren yer, ki ben öyle yaptığımı düşünüyorum açıkçası. Oğlum inlan aşağı. Hızlıca savunduk. Oo, arka arka iki güzel atak birden yapıyor bu. Bir de şu an tamam, tekmeyi koy. Bir de şuna tekmeyi koy. Oo, savunulamaz bir atak yaptı. Tamam. Şöyle bir daha tekme attım. Bayılmış olan haliyle de oo, bu arada çok güçlü. Oğlum sen ver şunu. Al şunu. Sanki bir... Oo, kaçamıyorum ki, ben katlayamıyorum. Baya kötüyüm kalp konusunda. Tut lan şunu. Bu arada diğerlerine nazaran daha iyi dövüşüyor vallahi bizimle. Sanki zırhını kırılabilir hale getirsek çok daha güçlü olacak. Ondan yukarı çıkalım. Gel oğlum sen. Gel, eğlence seninle biz. Gel. Aferin yine şey şimdi. Şimdi şunu şurada harcayabiliriz. Yalnız çok öyle ciddi hasarlar falan da yemiyor ve kayıtlayamadım da. Sanki o iki can geldi de. Tamam, savunmalar çoğunlukla benim işimi yapacak ama bunları da harcamam lazım bence burada. Oo, çok kalabalık, çok kalabalık. Sal. Zırhını şuraya. O karambolde burayı biraz katletsem bir tık güzel olabilir de, yani bilmiyorum. Elemanı iki kere öldürmem lazım. Bunlar da sağlam duruyor açıkçası. Aa, vuramadım. Vur. Aa, kaçamıyorum ya. Biraz kötü oynuyorum şu an. Bayağı kötü oynuyorum hatta. Şuna vuralım. Tamam, kaçtık. Sakin o bir oynayış yapalım. Ben nedense hep kayıt atıyorum çünkü ne zaman şey yaptıklarını bilemiyorum. Oğlum yanlış yere tekme atıyorsun. Şu an 3-4 kere tekme attım. Hiçbirinde istediğim yere atmadı. Gel bakayım şuraya. Bu sefer istediğim şeye tekmeyi atabildim. Ama istediğim adamı atamadım. Bu arada beni harcayacaklar burada çok net. Şunu açalım bakalım. Bu ne işe yarayacak onu da bilmiyorum ama. Savun kaç. Gaza geldim. Savun kaç. Savun. O abi kayıt o kadar hızlı şey veriyor ki, savunup kaçma hareketini yapmaya çalışıyorum, olmuyor ve yenildim. Evet, çok kötü oynayınca olacağı normaldi bunun. Hemen yüklesin. Tamam, gel abisi, ben bunu direkt hızlı bitireceğim. Saldır. Karşılık abi bak, verebileceğim ataktan. Tamam, ona ben saldırmazsam o bana karşılık veremeyeceğim ataktan yapıyor. Ya da şöyle bir atak işte. Savundum. Saldırdım. Savundum. Tamam, al köşeye. Bayağı güzel saldırıyorum şu an. O köşede çok iyi değerlendiriyorum atı. Oo, diğerleri gelince evet, tahmin ettiğim gibi. Sorunu yine yaşamaya başladım. Ama sıkıntı yok. En büyük çünkü bu önemli olan sorun ve onu da şurada tekrar harcadık. Vuramıyor muyum? Abi şurada tekmeyi düzgün koysam var ya. Şunları dört hemen. Şurada dandik olandan kurtaracağım önce kendimi. Sonra buna vuramıyorum, tamam. Bununla patlatacağım. Gel oğlum.
Vur. Mes. Dal 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 dal. Savun. Bir daha savun. Kaç. Daldık mı şimdi ona? Kasar yedik yine. Sıkıntı yok. Onu kestik. Bossları gitti. Güzel. Sen in. Yüklenen ekrana geldi. Aha animasyona girdik. Well, my brother should tell his vigilante friend not to go mistaking recklessness for heroism. He can take it from me. I'm the perfect example when it comes to committing that error. Haydi mi? You're right. I'm a disaster, aren't I? You are, manito. But you should never be afraid of losing. Losing is how you learn to win. Evet, burayı kazandık. Silahlanmayan çarlı kafasına bir şey sıkışmış bir askeri silah rafına it falan filan. Ya açıkçası ben oyunu oynamak istiyorum. O tarz her şeyi başarmak istemiyorum. Devam edelim bakalım. Well, funny you should ask, because I'd like to know too. There I was, just minding my own business, when the Count Duke's lackeys arrested me for no good reason. For the third time this week. This is harassment. When I escape, I will be lodging a formal complaint. Evet, kaçtığımızda resmi bir şikayette bulunacakmışız. Ama sen kaçtığımızda sevgili Adalya, yeni evini nasıl buluyorsun? Umarım iyi yerleşmişsindir. Vay vay, kontrük beni ziyarete gelmiş. Vergi için kaza balkın araca bağlama yara verdin değil mi? Vatandaşları vergilendirmek tamamen benim hakkım ve sizin gibi kışkırtıcı radikaller ait olduğunuz yere parmaklarını ardına koymak da öyle. Bu sefer beni neden tutukladın? Bu sefer planlarımı uygulamaya koymadan önce seni tutuklamayı düşündüm. İşlerimi senin sinirini bozucu müdahalelerinden uzakta yürüteceğim. Muhafızlar Donavolu adara göz kulak olun bir kez olsun. Yerine kalmasını sağlayın. Hikayesi meşte oyunu aslında ama şimdi kesin kaçabileceğimiz bir şey çıkacak önümüze. Böyle devam edersen burada kendi odamdakinden daha fazla şey olacak. Gardiyanlar eşyalarını atmamaları gerektiğini çok iyi biliyorlar. Tamam. Ben ne yapacağım ha? Buradan kesin kaçış yeri var aynen. Bir de ezildim ya. Aynen çıkışın mükemmel şans. Silahımızda tesadüfe bak, buraya koymuşlar. Bir de bak, baskına geliyorlar reisler. E ile bir mermi alabilir, ardından E ile fırlatabilirsin. Daha sonra düşmana sol klik ile kritik bir saldırı yapabilirsin. Tamam. Tamam. İndirelim şunu. Tamam. Mermiyi silahı tam bahsediyor. Bu arada savunma yapmıştım ben. Adam atağını... Oh. Savunamıyorum niyeyse, anlamadım. Dalga geçecektim. Maksat oydu ama... Savun, savun, öldür. Tamam. Çok basic'ti. Ben başka bir şeyler denedim. Oha. Şunun zaten bir şey yapamayacağı ortada, neden karşıma geliyor onu da çözemedim. Buradan çıkacağız değil mi? Şurası. Yok, buradan da çıkamıyoruz. Nereden çıkacağım tam olarak ben? Çıkamayacak mıyım? Yeni düşman mı bekleyeceğim? Ha, buradan çıkacakmışım. Yok. Buradan zaten çıktım. Ne yapmamı istiyor oyun tam olarak benden? Şurayı mı okuyacağım? Yok. Bakan körlük yine çalışmış. Bunu açalım. Selam dostlar, ben geldim. Bir mermi atayım size. Öldüğün gibi sen. Sen de öldüğün gibi. Tamamdır. Çok güzel. Orada uyumaya devam edebilirsiniz siz. Ooo, muhafızcım nasılsın? Yattın gibi sen bir aşı. Ooo, öldün sen, öldün oğlum. Her şeyi başarıyla counterlayınca durum bu oluyor. Bir tık kötü oynuyorum ama Allah'tan şu an yine de kolay da oynadığımız için sıkıntı yaşamıyoruz. Şimdi buradan zıpladım buraya da. Ha tamam, buraya tutunma mekaniği varmış. Şuradan da tutuna tutuna zaten çıkabileceğiz. Veya şunu açınca neresi açılacak? Karşı. Şununla da. Oha. Aşağıdan da çıkabiliyordum ama ben şu an yukarıdan çıktım. Ne işe yaradı hiçbir fikrim yok ama hızlı hızlı buraya kadar geldim. Burası ne işime yarayacak? Boşu boşuna mı geldim? Boşu boşuna olmasın ya. Tam buraya zaten çıkmıştım az önce de. Yani burada ne yapabilirim? Kapılar da açılmıyor. Ben yine bir şey görmüyorum değil mi? Yine bakan körlük. Şimdi bu kapıyı açmıştık.
Buradan çıkıyoruz. Orası sol, burası. İlla ki açılacak bir yer olması lazım derken buradan uçabiliyoruz, tamam. Şimdi şuradan buna sunabilirim. Bölüm tasarımında dikkatlerinden mi kaçmış yoksa bilerek mi orayı açıkta bırakmışlar onu bilmiyorum. Ama sonunu görebildim yani, o konuda mutluyum. Şuradan inerek çıkabiliyor muyum? Çıkamıyorum. Ha, CTRL'ye iki kere basarak böyle yuvarlanacaktım. Selam dostlar. Oğlum yazık ver sana. Yönümde yalnız bıraktı arkadaşlar önüme atıp bunu. Şunu da önümüze çektik, tamam. Karşıya mı geçeceğim? Geçeriz, onu da yaparız, sıkıntı yok. Evet. Suya düşmek pek hoş olmadı. Tamam, şuraya düşelim. Şimdi buradan ne yapacağız? Şu karşıdan bunu açabileceğiz gibi görüyorum. Bu nereye açacak? Karşı tarafa bir geçiş sağlayacak. Ama ben buradan da şöyle uçarak geçeceğim, anladım. Buradan da yine sallanarak karşıya geçtim mi geldik buraya, tamam. Baya zevkli ya bu parkur mekanikleri özellikle. Şimdi şuradan dışarıya alabildiğim bir şey mi var? Alalım şunu. Oyun bilerek bir bunu yapmamız istiyormuş. Ben düşmanların kafasına falan atarım diyordum. Grenader, hey sen kimsin ve burada ne yapıyorsun? Sana ne oğlum? Karamba, o zaman yeni olması merak etme, sonu çıkarmak için buradayım. Yapmasa niye edersin? Gardiyanlardan kaç cartcurt. Ben bunları öldürmek istiyorum. Ama Kremba ile galiba uğraşamıyorum diyecektim. Yo, uğraşabiliyorum. Bayılıyor mu sadece peki? Yoksa... Yo, öldü o direkt. Tamam, sen de bayıl. Bu da gitti. Burayı biz temizledik. Düşündüğümden çok daha kolay oldu. Sanki kaçmam gerekiyor gibi düşünmüştüm niyesi. İkiye basarak ulaşabildiğin tüm düşmanları yaratacak dönen darbe gerçekleştir. Tamam, gelin dostlar. Aa Adalia, yarın tüm bunları siz mi sebep olursunuz, aklınızı mı kaçırdınız? Kontlük için gizli bir görevdeyiz. Yaralanmadan önce hücrene dön. Kontlük'ün özele başlarım, size de. Gelin lan buraya. Hepinizi yatıracağım. Gel gel. Al sana vuruş. Allah da belanı. Kaç kaç. Kafama roket geliyor oğlum. Şunların hepsini bence harcayabiliriz burada. Harcayalım olabildiğince hızlı bir şekilde ki. Şunları da harcayalım. Ama oraya bir roket düşecek. Kaçtık. Tamam. Şunu indirebilir miyim? Abi sen ölmedin mi roketçi? Şu roketçiyi bayıltıyoruz. Eleman tekrar diriliyor. Tamam, şunu da harcayalım burada. Hazır zırh yokken. Tamam, bekle, bekle. Aa, ben zayıf kalmasının sebebi o gelen roketler sanıyordum da değilmiş. O zaman şunu alalım. At benim kafama bir tane roket. Çok bir şey değişmeyecek, atsa da atmasa da. Savun. Aa, savunamadım, my bad. Şu an savundum ama şu an kaçmam lazım. Tamam, buradan bu sefer savunduk. Tamam, başarılı. Ama yine de kaçmam gerekiyor. Neresi açıldı bu arada? Onu şey yapamadım da tam. Buraya çıkamıyorum. Orada diken var. Şuraya da çıkabileceğimi düşünmüyorum. Uygunsuz silahlar değil mi hocam? He, burası açılmış. Ay yazık lan, bombacı Kamil seni. Tut oğlum. Şunu öldürelim. Sen tut bunu bakayım, nasıl tutuyorsun? İki vuruş bu arada ölmelerini sağlıyor bu bombacıların. Abi ikiye bassam ben çok olmuştu ama. Tamam, şunu da kesebilirim herhalde. Çok. Oo, kaçamıyorum. Çok kötü savaşıyorum şu an. Ya şifle kaçamıyor. Ben de bunu unutuyorum sürekli. Neyse, kafalarına attın roketi. Ben önce şunu keseyim, sonra dönüp bunu keseyim diyecektim de. Ben öleceğim mi? Yok, zor gibi ölmem. Bu ölmüyor. Tamam, ikincisini de bir vuruşla, onu da yapamadık. Neyse, başarılı. Bu yine tepeye çıkmış. Bölgeden çıkın, bir saniye bekleyelim. Sam canım, nereye gidiyorsun? Kaçıyor. Oğlum. Lan, nereye kaçıyorsun?
Tipe bak. Impressive. Adam kaçıyor baya baya. Çok saçma. Neyse öldürdük onu da. Şimdi kapıdan kaçalım. Video da ufaktan uzamaya başlamış ama. Buradan devam edelim mi bilemedim. Bakalım geçen sefer buradan nasıl çıkmışım. Bakalım da ona sıradaki bölümde bakalım arkadaşlar. Bu bölümlük bu kadar olsun. Umarım bu bölümü beğenmişsinizdir. Like atıp abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Görüşmek üzere, kendinize iyi bakın. Bay bay.